İşte bu yüzden en iyi çözüm bu. Ya da onu satıp tonla para yaparak yeni bir başlangıç yapabilirdim. İmkanı yok. Ailemin evini satmıyorum. Bu biraz para yapmanın kolay yolu olur. Bu düzensiz bir şey olur ve kendi patronum olamam. Demek istediğim bunu kaç kişi söyleyebilir? Bu hiç kolay değil. Dikkatli olmalısın. İçeri kime aldığını bilmiyorsun. Ben bir yabancının evimde yaşamasını istemezdim. Onlar tamamıyla yabancı değil ve gayet güvenli durum. Aslında bugün bir aileyle tanışacağım ve onlar tam uygun görünüyorlar. Her neyse, işe geç kalacağım. Onları inceledin mi? Detaylı araştırdın mı? Profillerini gördüm. Adam teknoloji işinde. Eşi de bir profesyonel. Ve bir de çocukları var. Yeni hukuk büronu açana kadar bu gelir seni idare eder. Evet, yani nefesimi tutmayacağım. Çünkü tekrar denemedin. Son yıllarda birçok şey yaşadın. Hazır olduğunda bir şeyler değişir. Güven bana, ben hazırım. Eve gidemez miyseniz? Bugün benim 7. düzgün günüm ve oraya gitmeyi düşünme. Brandon sana ödemeleri zamanında yapıyor değil mi? Telefonu yüzüme mi kapattın? Şirin olma. Emekçi haklarının senin tarafında olduğunu mu sanıyorsun? Pekala, burası Fairwave hukuk firması değil Allison. Fairfax ve ortakları. Her neyse, biz burada ana caddede alabileceğimiz her işi alırız. Hey, sana çıkma teklif etmedi mi? Ne? Bana yapacağını söylemişti. Eskisini henüz kafamdan atamadım sözlerinin arkasına sığınamayacağını söyledi. Atamadım ya da bahane uyduruyor değilim. Edwin psikopat ve saplantılıydı. Bunu bana söyleme. Onunla ilgili seni uyaran bendim. Bunun farkındayım. Teşekkür ederim. Her neyse, Brandon'ın niyeti iyi olabilir. Ama sana çıkma teklif ederse hayır de. Tamam. Kadınlar hayır demediğinde erkekler ondan hoşlandığını ve bir şansları olduğunu düşünüyorlar. Manzara çizmek istemiyorum. Bu işe ihtiyacım var. Tamam. Edwin zihnini bulandırmış olabilir. Ama sen hala tanıdığım en güçlü kadınsın. Ve Brandon çıkma teklif ederse... Hayır de. Hayır de. Anlaşıldı. Tamam. Güven bana. Merhaba, yardım edebileceğim bir konu var mı? Bahse girerim, bana çok iyi yardım edersin. bu kanepe tüm mevsimlerde kullanabileceğiniz ve taraçanıza, bahçenize, oturma odanıza koyabileceğiniz bir kanepedir. Yani harika. Neden burada yanımda oturmuyorsun? O konuda yardımcı olamam. Hayır. Senin işin bana yardımcı olmak değil mi, Allison? Bir sorunuz mu vardı bayım? Hayır. Ben iyiyim. Yardımınız için teşekkürler. İyi günler dilerim. Sen iyi misin? Evet. Teşekkür ederim Bay Matthews. Allison, lütfen. Bana Brandon diyebileceğini sana söylemiştim. Eğer böyle bir şey tekrar ederse senden bilmelisin ki... Bir şey olmadı. Tamam, ben her zaman senin için burada olacağım. Hı? Her konuda. Ama her konuda. Teşekkür ederim Bay Matthews. Bunu aklımda tutacağım. Tamam. James? Allison? Evet, merhaba. Seninle tanışmak harika. Evet, seninle de. Umarım yolculuğun iyi geçmiştir. Evet, ufak tefek çukurlar dışında beklediğimden iyi geçti. Güzel. Ailen de seninle mi? Ailem? Evet, profilinde bir eşim ve çocuğun olduğu yazıyordu. Affedersin ama birkaç aydır güncellemeyi unutmuşum. Biz bir süre önce ayrıldık. Bunu duyduğuma gerçekten üzüldüm. Hayır. Zor bir zaman geçirdik. Ama biliyor musun, biz hala arkadaşız. Çocuğumuz var. Bu iyi. Evet. Çocuk için. Evet. Onlar aslında Minneapolis'e döndüler. Lily birkaç haftaya beni ziyarete gelecek. O benim kızım. Eğer bu bir sorunsa ben gidip bir otelde kalabilirim. Hayır, saçmalama lütfen. Kesinlikle bu harika. Evet. Pekala. Sana Suite'i göstermeme izin ver. Harika. Tamam. Biliyor musun, eski eşim de tıpkı senin gibi hukukçu.
Profilinde gördüm. Aa, hangi hukuk firmaları için çalışıyor? Lettner ve ortakları. Peki sen? Bu uzun hikaye. Buradan aşağısı. Tamam. Peki seni buraya getiren nedir? Ben aslında sanal para işine yatırım yapmayı düşünüyorum. Araştırma yapmaya geldim. Aa, bu enteresan. Evet, ben kendi özel güvenlik şirketimi birkaç yıl önce sattım. Şimdi yatırım araçları araştırıyorum. Bu seni bayağı meşgul ediyor gibi. Biraz ediyor. Evet, işte burası. Vay canına. Burası çok hoş bir yer. Evet, çok konforlu burası. Koridorun sonunda bir yatak odası var ve diğeri de işte burada. Banyomuz tam burada. Kabinin altında havlular var. Harika. Ve televizyonsa biraz sorunlu ama ben en kısa zamanda bir tamirci çağıracağım. Biliyor musun, aslında onunla ben ilgilenebilirim. Ben bir çeşit teknik eleman sayılırım. Böyle mi? Yukarıda lavabomu tamir edebilir misin? Evet, elbette. Espriydi, teşekkür ederim. Ama yine de denerim. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mesaj at ya da zaten yukarıda olurum. Soldaki kapı mutfağıma gidiyor. Ve ben sana belki ilgini çeker diye şehirdeki restoranların bir listesini yaptım. Bu harika, çok teşekkür ederim, çok iyi oldu. Bu benim ilk Mikasa, Sukasa ev sahipliğim olacak. O nedenle gördüklerinden hoşnut kalırsan yorum maili atmakta çekinme lütfen, olur mu? Bana çok güzel bir ev gibi göründü. Senin de çok iyi bir ev sahibesi olacağından şüphem yok. Teşekkür ederim. Evet. Harika. Tamam, senin anahtarlarını buraya bırakıyorum. Harika. Seni bırakayım da yerleş. Tamam, teşekkür ederim. Bu harika. İyi geceler. İyi geceler Edison. Kiracılarla nasıl gitti? Her şey yolunda. Sana yarın anlatırım. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı mı hazırlıyorsun? Evet, güne en iyi başlama yolu değil mi? Henna, benim eskisi vücudumda en ufak yağ istemezdi. Ve bu nedenle her sabah koşuya çıkardım ve sonra da kahvaltı hazırlardım. Dinle James, ben sadece isterim... Big Box Outlet'te mi çalışıyorsun? Bu geçici. Bir süre önce şirketteki işimi kaybettim ve... Biliyor musun, bu beni... Hiç ilgilendirmez. Yani ben insanları yargılamıyorum asla. Aslına bakarsan Henna ile senin tekrar işe dönmen için konuşabilirim. Yani onun ortaklarının ülke çapında şirketleri var. Belki bir yerlerde ihtiyaçları vardır. Sence bunu yapar mı? Evet, evet, yani biz ayrılmış olabiliriz ama medeni insanlarız. Bu bana ayrılan ama hala arkadaş kalabilen insanlar hakkında çok şey söylüyor. Aynı fikirdeyim. Pekala, güzel bir gün dilerim. Evet, sana da. Merhaba. Merhaba. Kimler gelmiş? Tam da görmek istediğim eski avukat. Brandon, merhaba. Ofisime gel. Seninle bir konuda konuşmak istiyorum. Lütfen şuradan bir sandalye alır mısın? Seninle birlikte halletmeyi düşündüğüm bir küçük sorunum var. Gerçek bir hukuk firmasını karşılayamam. Bilgilerinden faydalanabileceğimi umuyordum. Dinliyorum. Bilirsin, burası bunu konuşmak için ne yeri ne de zamanı. Neden birlikte bir şeyler yemiyoruz? Ben ısmarlıyorum ve detayları konuşuruz. Bay Matthews, yardım istediğiniz için teşekkür bunun ederim. Bunun için sana saatine $150 ödeyeceğim. Hadi lütfen. Besleneceksin.
dinleyeceksin, evine gideceksin. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Bak, Sera bana evinin alt katını kiraya verdiğini söyledi. Sanırım biraz çaresiz durumdasın. Ve aslında istersen ben de öyleyim. Tamam. Harika. Saat 8'de Fed Cove Oyster Bar'da nasıl? Orada her şey var. Ve çok merkezi bir yerde. Elbette. Saat 8'de. Harika. İple çekiyorum. Ona evimin odasını kiraya verdiğimi mi söyledin? Sürekli bir şeyler sorup duruyordu. Ben de söyleyiverdim. Biliyorum. Yani o sadece... Ne oldu? Çıkma teklif etti mi? Hayır. Bazı hukuki konularda sordu. Bunun için bana ödeme yapacak. Tamam. Ama sakın unutma. Erkeklere karşı iyi olmak. Biliyorum. Biliyorum, anladım. Her neyse, aileyle nasıl gitti? Şey, aslında aile değildi. Gerçekten mi? Öyle olması gerekiyordu ama şu an ayrılma sürecinden geçiyorlar. Ne, kimse gelmedi mi yani? Hayır, adam geldi sadece. Sadece adam mı? Çocuğu haftaya gelecek ve o da... Sakın onun karşılaştığın en yakışıklı adam olduğunu söyleme. Ben sadece onun iyi olduğunu söyleyecektim ama merak ediyorsan yakışıklı, çekici ve güzel vücut. Senden nefret ediyorum. Fakat bu sabah kalktığında... O tam ve sağlıklı bir kahvaltı hazırlamıştı. Tam bir Rönesans adamı gibi geliyor kulağa. Ama benim mutfağımda. Yani? Bu anlaşmaya dahil değildi. O bunu biliyor muydu? Siteye bunu yazmamıştım sanırım. Ve sen de ona söyledin mi? Bunu söylemeye cesaret edemedim. Kahvaltı için bayağı uğraşmıştı ve... Sadece bazı sınırlar koy. Eminim bunu anlayacaktır. Onun kendi alanı var, senin kendi alanın. Evet. Allison? Michael. Sen olduğunu hemen anladım. Seni mezuniyetten beri gördüğümü sanmıyorum. Hayat nasıl gidiyor? Gerçekten harika açıkçası. Bahçe bakımı bölümüne yönetici olmayı terfi ettim. Bir süt sağım kabı kazandım ve... senden ne haber? Orlando'ya geri mi döndün? Buraya 6 ay önce taşındım. Roder ve ortaklarında çalışıyorum. İyi yerleşim. Evet, iyidir. Affedersin Michael, bu Sera. Sera bu Michael. Michael ve ben Jace'e birlikte gittik. Sera ve ben de ortaokuldan arkadaşlarız. Sera Williams. Aslında geçmişte Allison senden çok bahsediyordu. Bunu hatırlıyor musun? Bunları saklamak için tuhaf bir beynim var. Çok etkileyici. Ne var biliyor musun? Şimdi sen bahsedince hatırladım senin neden sınıf birincisi olduğunu. Münazara'da 98 puan alan sen değil miydin? Evet, aldım. Bunu hatırlıyorum. Affedersiniz hanımefendi. Nasıl yardım edebilirim? Görünüşe göre eski yerde işler pek yolunda gitmemiş. Bu uzun bir hikaye fakat kısacası ben ve şey ayrılıyorduk. Edwin, evet. O adamdan hiç hoşlanmadım. Şey, ondan hoşlanmayan çok insan vardı ve sanırım bunu en son fark eden de ben oldum. O kim? O benim patronum. Bay Matthew ya da şey ya. Brandon, ona böyle söylememi istiyor. Her zaman sana böyle dik dik bakar mı? Sorun değil. Bilirsin, hala meslekte çalışmakla ilgileniyorsan bizim şirketin ortakları birilerini arıyorlardı. Gerçekten mi? İşte bir bakalım. Crowder ve ortakları. Güzelmiş. Bak, eğer istersen ve ne zaman hazır olursan bana CV'ni yolla, olur mu? Biz sana göre bir şeyler hazırlarız. Sen bunu hak etmiyorsun. Bu çok harika tatlım. Görmeye sabırsızlanıyorum. Tamam. Evet, ben de seni seviyorum. Pekala, anneni telefona ver tekrar. Selam Hena. Biliyorum gerçekten de o gerçekten bunu başarıyor gibi geliyor. Tamam. Hoşçakal. Kim o? Affedersin, ben işten yeni geldim ve benim mutfağımı kullandığını fark ettim. Evet, umarım sorun olmaz. Ben akşam için sağlıklı bir şeyler yapmak istemiştim. Belki sen de katılmak istersin diye düşündüm. Merhaba. Merhaba.
Ben sadece alt kat kiracılarımın mutfağımı kullanmasını istemediğimi söyleyecektim. Ortalık temiz bile değildi. Aslında bu benim hatamdı ve... Hayır, bir şey istersem yukarıda olacağını söylediğinde ben de... Sorun yok. Evet, affedersin. Bu büyük bir yanlış anlamaydı. Şimdi biliyorum. Tekrar olmayacak. Bunun için minnettarım. Bu arada yukarıdayken lavabonu tamir ettim. Artık çalışıyor. Öyle mi? Evet, gelebilir miyim? Evet, elbette. Sadece biraz pislik tıkamış ama şu an temizlenmiş olması gerek. Tamamdır. Tamam, şimdi ben kötü hissediyorum. Hayır. Asıl benim burada kalmak için sana para ödemem gerek. Belki sadece yemekte bana katılman için yeterli olur. Aç mısın? Keşke katılabilseydim. Ama planlarım var. Evet, elbette. Benim patronumla. En son yapmak isteyeceğim şey maalesef. Sorun değil, iş önce gelir. Ama ne var biliyor musun? Ben ortalığı toplayacağım, başından uzak duracağım. Sen neden burada yemiyorsun ki? Bir sürü şeyle uğraştın. Teşekkür ederim ama burada senin evinde tek başıma yemek yiyor olmam biraz tuhaf olacak. Bunu ben her zaman yapıyorum. Doğru. Benim şimdi şu yapmak istemediğim şey için hazırlanmam gerek. Sana katılamadığım için çok üzgünüm. Hayır, başka zaman. Tamam. Bunu seversin, Fransız. Teşekkür ederim. Ben sadece su istiyorum. Ben biraz daha alacağım. Pekala, benimle ne hakkında konuşmak istedin? Ne? Hiç özel sohbet yok mu? Anlamadım. Ben sadece müvekkil ve avukat arasında dostça ilişki önemlidir sanmıştım. Yani ben senin avukatın değilim. Hayır, fakat sen benim çalışanımsın ve seni daha iyi tanımayı isterim. O nedenle birazcık sosyal yakınlaşmanın bir zararı olmaz diye düşündüm. Bak, tamamen dürüst olacağım. Ben senin ve benim çok iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bu nedenle bir teklif yapmak istiyorum. Müdür yardımcılığı. Peki ya Sera? Sera'nın beyni yok. Kendini nasıl başa çıktığını görüyorum. Müşterilerle iletişimini görüyorum. Çok şey görüyorum. Bunu yapamazsın. Sera yıllardır burada. Pratikte binayı çekip çeviren o. Onun bakı son kullanma tarihi geçti. Bu nedenle senin onun yerini alman için gereken hukuki prosedürü öğrenmek istedim. Bu bir çıkar çatışması oluştururdu. Peki ya sana hatırı sayılır bir maaş artışından bahsetsem? Belki prim ilavesi... Diğer artılardan bahsetmiyorum. Her şey senin değerine göre ayarlanacak. Ne yapıyorsun sen? Rezalet çıkarma. Bunun cinsel taciz olduğunun farkında mısın? Hadi ama. Yapma, o kartı çıkarma. Alison! Alison! Sorun nedir? Sadece beni yalnız bırak. Haddini aştın. Çok fazla tepki veriyorsun. Fazla tepki mi? Beni taciz ettin. Sadece biraz dokundum sana. Neden sen kendi işine bakmıyorsun? Sanırım hanımefendi kendisini rahat bırakmanı istedi. Dostum. Beni yanlış anladın. Demek patronum bu ha? Evet. Sen burada ne yapıyorsun? Yemeği yarına saklayıp şimdi Çin yemeği almaya geldim. Sen iyi olduğuna emin misin? Evet. Neden eve gitmiyorsun? Birlikte yemek için bir şeyler alır gelirim. Bu gerçekten çok tatlı. Ama ben sanırım eve gidip erkenden yatağa gireceğim. Evet, tamam. Yardımın için teşekkür ederim. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Merhaba, aradığını duymadım. Her şey yolunda mı? Brandon konusunda haklıydın. Hayır, ne yaptı? O sadece benim üzerime böyle nasıl geldiğine inanamıyorum. Eli.
Bu tip insanları hayatıma çekecek ne yapıyorum anlamıyorum. Belki sorun benimdir. Yok, seninle ilgisi yok. Bunu aklından geçirme. Onun gibi adamlar türlerinin son örnekleri. Onunla yarın nasıl yüz yüze geleceğim? Bu konuyu insan kaynaklarına götürmek istersen ben arkandayım, bunu bil. Brandon bu konuda uzun zaman önce ileriye gitmişti zaten. Bence yanlış kişiye yanlış zamanda bunu yaptı. Biliyorum. Aa, bak ben biraz uyumak istiyorum. Seninle yarın konuşuruz, olur mu? Tamam, yarın görüşürüz. Hoşça kal. Tamam. Hoşça kal. Tekrar günaydın. Aa, erken kalkmışsın. Evet, borsanın sabah çanıyla kalkmaya alıştım. Batı sahilinde zor oluyordur sanırım. Sabah kahvesiyle. Evet. Bu arada senin için de bir tane aldım. Belki çıkarken karşılaşırız ve sana veririm diye düşündüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vay canına, eşim bundan memnun oluyordur. Aa, bunu demek istemedim. Hayır, hiç sorun değil. Hena ile konuştum ve sana yardım etmek isteyeceğini söyledi. Sadece CV'ne ihtiyacı varmış. Bu inanılmaz. Evet, sana iletişim bilgilerini göndereceğim. Çok teşekkür ederim James. Rica ederim. Ve dün akşam şahit olduğun şey nedeniyle tekrar özür dilerim. Ne? Hayır. Orada olduğum için çok mutluyum. O şekilde davranılmayı hak etmiyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir gün dilerim. Günaydın. Günaydın. Bana yok mu? Aa, bana James almış. Oho, şimdi de yatakta kahvaltı. Ha? Kes şunu. Ben de alt katımı kiraya versem iyi olur. Ama yok ki, oturma odamı veririm. Olur mu? Çok komik. Ve onun eşi eski eşi bir avukat ve kadın benim CV'me bakabileceğini söyledi. İki günde iki kontak. Hiç fena değil. Biliyorsun benim bu işe girmemi sağladığın için sana minnettar. Elbette. Biliyoruz ki sen burası için fazla iyisin. Uzun bir süreç olacak ve ben bundan emin değilim. Affedersiniz Alison. Seninle biraz konuşabilir miyim? Günaydın dostlar, mağazaya hoş geldiniz. Özel spesiyallerimizi deney. Şimdi dinle Alison. Bay Matthews, ben... Lütfen benim bitirmeme izin ver, tamam mı? Hatırladığım kadarıyla dün gece senden özel bir konuda yardım istemek istedim ama eğer sen beni başka bir şeyle suçlayabileceğini düşünüyorsan o senin için burada, bak, hiçbir işe yaramayacaktır. Bay Matthews, Brandon, bu işe ihtiyacım var ve ben fazla tepki verdiysem gerçekten ben özür dilerim. Güzel. Ben de bunu bekliyordum. Merhaba. Bitkilerden anladığını söylememiştin. Evet. Umarım sorun olmaz. Hayır. Bu benim kendim için yapacağım bir şey değildi. Teşekkür ederim. İtiraf edeyim, petunyalardan hoşlandığını profilinde görmüştüm. Onu gördün mü? Evet, favori şeyler arasında listelenmişti. Ama ben aslında laleleri seveceğini düşünmüştüm. İşte bu da her şeyini online'a koyduğunda eline geçen şey. Doğru.
Affedersin. Merhaba. Michael, numaramı bulmuşsun. Gerçekten mi? Görüşmek mi istiyorlar? Bu inanılmaz. Evet evet, bir şeyler atıştırmaya gidebilirim. The Friendly Bistro, saat 7'de. Görüşürüz, hoşça kal. O kimdi? Eski bir okul arkadaşım. Sanırım şirketi benimle iş görüşmesi yapmak istiyor. Bu harika bir şey. Evet. Ne? Sadece bilmiyorum. Beni gördüğüne mutlu olan o insanlardan biri işte, anlıyor musun? Benim de gelmemi ister misin? Bir köşede saklanırım ve o yamuk bir şey yapmaya kalkarsa boğazına sarılırım. Sanırım bir sorunumuz olmaz. Bir bardak su almamda sakınca var mı? Hayır hayır, gel içeri. Tamam. Sence siz bu gece geç saate kalır mısınız? Hayır, bu görüşme öncesi bir gözden geçirme gibi olacak sadece. Bu güzel. İşte. Teşekkür ederim. Bir şey değil, ben değişmeye gideyim. Tamam. Hey, patronunla nasıl geçti? O benim fazla tepki verdiğimi söyledi ve bu yüzden bu iş görüşmesine çok ihtiyacım var. Hem de çok ihtiyacım var. Beş, beş, beş. Pekala. Vay canına. Bu flörte benziyor. Güven bana. Sadece profesyonel görünmek istiyorum. Pekala, sen neler yapacaksın? Arkadaki işleri bitireceğim. İşle ilgili yollamam gereken mailleri yollayacağım. Kalabilmeyi isterdim. Hayır, bu senin için büyük bir fırsat. O yüzden... Evet. Teşekkür ederim. Çiçekleri sevdim. Evet, bir şey değil. Ve sana su için teşekkür ediyorum. Her zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Brandon, 555-0131. Kentucky'deki Cal House kafedeki gece çalışmalarını hatırlıyor musun? Şehirdeki en sert kahveler. Ben hiç içmedim ondan. Sen hiç kahve içmedin mi? Nasıl ayakta kaldın bilmem, peki? Ona hiç ihtiyacım olmadı. Ama bir gece Edwin'in seni almaya çalıştığını hatırlıyorum. Sen köşede oturuyordun ve o içeri girdi. Avukatlarla dolu bir yerde kaybolmuş küçük bir çocuk gibiydi. O her zaman avukatlardan nefret etti. Ve Kentucky'de. Sanırım ipucunu anlamam gerekiyordu. O seni kaybetmeyi hiç istemedi. Yani onu suçlayamam. Ne demek istedi? Şey, ben de o zamanlarda sana karşı ilgisiz değildim. Öyle mi? Herkes öyleydi. Fakat ben kendi yoluma gittim. Hürmeten elbette. Patronun hala camdan sana bakmaya devam ediyor mu peki? Evet. Daha uzun sürmemesini umuyorum ben de. Ben açıkçası ortaklarımla konuştum. Öyle mi? Hı. Senin bar sınavı notlarından bahsettim ve bundan çok etkilendiler. Ve onlar CV'ni görmek istiyorlar. Yanında getirebilirsin. Affedersin. Affedersin. Sorun yok. Sadece güzel haberleri almayalı çok olmuş. Bu yüzden ben... Buna üzülme. Şerefe içelim mi? Evet. Brandon, 555-0131. Merhaba, ben Allison. Tekrar denemek ister misin? Buz pateni sahasında buluşup konuşalım mı? Senin bir takım arkadaşı olacağını biliyordum. Nerede buluşmak istersin? Onlar seni hafta sonuna kadar ararlar. Yani stres olma. Sadece kendin ol. Sana onların iletişim bilgilerini vereyim de aradıkları zaman onların aradığını anlayabil. Bu eski okul. Kolay oluyor. Hava durumunu kontrol etmek istersen bir gazete açarım. Michael... Teşekkür ederim. Seninle görüşmek çok güzeldi. Bazı şeyler aynen olması gerektiği gibi. Doğru. Tamam. Eve gitsem iyi olacak. Evet, saat geç oluyor. Yarın tüm o teneke kutuları ne kadar keskin olduğumu göstereceğim. Hoşça kal. Hoşça kal.
James. Öyle bir saniye. Merhaba. Tahmin et kimin iş görüşmesi var? Ne? Bu harika bir şey. Sadece o değil, fakat ben bu ara çok fazla kutlayacak şeyim yok. Bu nedenle içki getirdim. Bunu kutlayalım mı? Mikasa sukasa. Kesinlikle. Hadi gel. Harika. Teşekkür ederim. Biliyor musun, bir ara aşağıda burada yaşamıştım. Evet, buranın ailenin evi olduğunu düşünmüştüm. Bu zamanlarda böyle bir ev almayı başaramaz kimse. Yani bir yıllık hukuk kariyeriyle alamaz. Doğru. Yani babam öldüğü zaman annenin bir değişime ihtiyacı oldu. Ve sonra kendisi Sedona'ya taşındı. Aa, girdapların evi. Sen işini biliyorsun. Burası Birleşik Devletler'in ruhani merkezi. Hopi insanlarının bize barış ve sevgi konusunda öğretecek hala çok şeyleri var. Orada hiç bulundun mu? Aslında Hena ile orada evlendik. İtiraf etmem gerekir ki siz konuşurken duydum. Öyle mi? Ne zaman? Evet. Burası eski bir ev ve duvarları çok ince. Ha. Ama amacım dinlemek değildi. Siz ikinizin arkadaş olarak kalabilmeniz gerçekten harika. Ayrılıkların ne zor olduğunu bilirim. Evet, aslında gerçek şu ki aynı frekansta değildik. Çok uzun zamandır. Biz yıllardır yakın değiliz. Hem de yıllardır. Yıllar mı? Özür dilerim, bu fazla bilgi mi oldu? Hayır, hiç de değil. Aslında tek sıkıntıları olanın ben olmadığımı bilmek biraz rahatlatıcı. Sen ve eskisi mi? Evet. Biz kötü bir eşleşmeydik. Nasıldı? O benim arkadaşlarım ve meslektaşlarım konusunda takıntılıydı, kıskançtı ve... Bu çok zorlayıcı olabilir. Sana zarar verdi mi? Yani her şey geçmişte kalmışsa... Öyle bir şey yaptıysa orada olmadığım için şanslıymış. Dün gece yaptığını yapacak çok fazla adam yok. Kendine yardım etmek için kötünün karşısına atmak. Sanırım ben herkes gibi değilim. Hayır. Kesinlikle değilsin. Affedersin. Ne? Hayır, yapmamalıydım. Hayır, hiç sorun yok. Ben senin ev sahibinim ve şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Alison, bekle biraz, tamam. Bak, burası senin yerin ve eğer bir şey varsa ben durumu yanlış yorumladım. Hayır, yorumlamadın. Kira sözleşmesinin bunu kapsadığını pek sanmıyorum. Şey, bak, ben senin mutfağını kullandım. Ve sen beni öptün. O yüzden hadi bunu beraberlik sayalım. Bundan... Korkmadın mı? Hayır, hiç de değil. Bak, her ne olduysa oldu ve biz tamamıyla iyiyiz. İyi miyiz? Tamamen. Evet, kiracın nasıl? James mi? O iyi. Tamam, bunun anlamı ne? Aranızda bir şey mi oldu? Öpüştük. Ne? Eli, inanamıyorum. Bu nasıl oldu? Biz kanepede oturuyorduk ve bir şeyler bizi buna itti. Yani çok kötü hissediyorum. Neden? Çünkü o benim kiracım. Ne olmuş yani? İnsanlar internette hep tanışıyorlar. Sanırım. Sadece dikkatli ol. Ne demek istiyorsun? Bak, iyi hissetmenden, yoluna devam etmenden dolayı çok mutluyum. Ama biliyorsun yani bu sadece... Çok hızlı gitmek. Kesinlikle. Evet. Tamam, benim bu adamla tanışmam şart. Thank you.
Jessica Roberts bulundu. İçinde kayıp kadının bulunduğu çanta bir yürüyüşçü tarafından bulundu. Ah, Eli. Bu dedektif Fitzgerald ve dedektif Reynolds. Onlar seninle konuşmak istiyor. Neler oluyor? Bay Matthews'u en son ne zaman gördünüz? Dün gördüm. Biz küçük bir tartışma yaşadık. Ne hakkında? Ben bir avukattım ve benden özel bir konu hakkında yardımcı olmamı istedi. Yapamam dedim. Başı belada gibi miydi? Dikkatimi çekmedi. Yani neler oluyor? O bir şey mi yaptı? Tartışmadan sonra ne oldu? Ben mesaimi bitirdim ve eve gittim. Sonra yemek için kolejden eski bir arkadaşımla buluştum. Bir adı var mı? Michael Hammond. O size tanıklık eder mi? Evet, elbette. Neler oluyor? Brandon Matthews dün gece öldürüldü. O diri diri yakıldı. Onunla ilişkiniz nasıldı? O benim patronumdu. Peki onunla ilişkiniz başka alanlarda da var mıydı? Hayır. Herhangi cinsel bir şey ya da yanlış anlamaya neden olabilecek bir şey. Bunu bana neden soruyorsunuz? Bayan Peters, Bay Matthew'nun cep telefonu yanmadan kurtarılmış dün gece. Adli tıp ekibi telefon kayıtlarına ulaştılar ve cinayet saatine kadar kendisiyle yaptığınız mesajlaşmaları saptadılar. Ne? Ben Alison, tekrar denemek ister misin? Bu gece konuşalım mı? Senin bir takım eleman olacağını biliyordum. Benimle nerede buluşmak istiyorsun? Aynı yerde, 15 dakika sonra. Tamamdır. Bunları ben yazmadım. Numaranız 555-0199 mu? Hayır, o benim numaram değil. Öyle mi? Hayır. Alison Peters. Hayatınızda Bay Matthews'a zarar vermek isteyecek birileri var mı? Belki size yakın olmak isteyen birisi. Patronun hala penceresinde sana o şekilde bakıyor mu? Bunu sana yapmamalı. Sen bunu hak etmiyorsun. Alison. Ne oldu? Arkadaşım Michael. Ne? Michael ne? O gördü. Brandon'ın sürekli bana baktığını gördü. Yani ben hiç dikkat etmemiştim. Ve o akşam beni aradı ve birlikte yemeğe çıkmayı teklif etti. Ve bana okuldan beri hayranlık duyduğunu itiraf etti. Dinle, ben onu araştıracağım. Bu arada sen de güvende olmaya çalış, tamam mı? Ne tedbir alman gerekiyorsa onu al. Bir telefon araması uzaklıktayız. Alison, her şey yolunda mı? Hey, sen iyi misin? Ne oldu? O öldürüldü. Ne? Kim? Patronum. Restorandaki adam mı? Evet. Şüpheli birileri var mı? Hayır, henüz bilmiyorlar. Birini mi bekliyordun? Evet. Merhaba. Merhaba. Sen iyi misin? Sadece onlarla konuştuktan sonra ayrılmam gerek. Evet. Sen iyi misin? Hayır, hayır değilim. Sera, bu James. James, bu Sera. Merhaba. Merhaba, patronunuz için çok üzgünüm. Evet, teşekkür ederim. Onlar seni de sorguladı mı? Herkesi sorguladılar. Ben gidip halledeyim. Çay ister misiniz? Evet, teşekkür ederim James. Rica ederim. Sana birilerinin Brandon'a mesaj attığını ve benim üzerime yıkmaya çalıştığını söylediler mi Sara? Ne? Evet.
Senin telefonundan mı? Başka bir telefon numarasıydı ama telefonu hala bulamadılar. Biri bunu senin üstüne mi atmaya çalışıyor? Tamam, bu çok acayip. Bu Michael'ın şirketi. Hoparlörü aç. Merhaba. Bayan Peters, ben sizi Cameron Crowder ve ortakları şirketi adına arıyorum. Merhaba. Bay Crowder sizi bir iş görüşmesi için görmek istiyordu. Yarın iki sizin için uygun mu? Evet, bu harika. Harika. Görüşürüz o zaman. Tamam, hoşça kalın. Ne yapıyorsun? Brandon arkasından gidecek olsa benim için neden bunu yapsın? Yani bu çok mantıklı Eli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni kendisi için istiyor. Şimdi daha yakınında. Evet, bazı adamlar gerçekten çok takıntılı olabiliyorlar. Hatta tehlikeli ve Michael hakkında duyduklarımdan dolayı ona güvenmiyorum. Yerinde olsam iş görüşmesine bile gitmezdim. Aynı fikirdeyim. Hey, bu gece burada kalayım mı, ne dersin? Burada korkutulan sadece sen değilsin. Hem senin peşinden gelirse önce benimle yüzleşmeli. Ben de aşağıda olacağım. Demek istediğim, evde güvende olacaksınız. Sağ ol James, ama sen beni tanımıyorsun. Çok yırtıcıyımdır. Onun suratını dağıtabilirim. Pekala, pekala. Her iki şekilde de birbirimizi kolluyoruz. Elbette. Evet. Sesler duydum. Hayır, söyleme. Muhtemelen sadece rüzgardı ama... Ama ne? Hadi aşağı inelim. Tamam. Bence neye ihtiyacım var biliyor musun? Yeni kilitlere. Benim yeni kilitlere ihtiyacım yok. Evet, var. Benim evi tamamen değiştirmem gerekecek. Daha güvende hissedersin. Bodrum katına, sonra her tarafa kilit koy. Neden? Ev sahibi olarak araya biraz mesafe koymalısın. Böylece güvende olursun. Peki ya James? James sonsuza kadar burada kalmayacak. Bu doğru. Kalmak istediğimi söylediğimde yüzündeki ifadeyi gördün mü? Lütfen yine örümcek adam hislerine başlama. Tamam, ama hislerim daima haklı çıkıyor değil mi? Eli. Sanırım hepimiz biraz fazla hassas olduk. O sadece koruyucu durumuna geçti. Tamam, o zaman beni rahatlat. Tamam. O iki kez yukarı geldi. Bana yemek yapmaya. Doğru, sayfanda bunu yapamayacağı yazmıyordu. Demek istediğim, sen evde yokken onun burada neler yaptığı hakkında ne biliyorsun ki? Serah. Yani hislerini bir süre kenara koy, bir ev sahibi gibi düşün. Her evin kurallara ihtiyacı var değil mi? James ya da başka bir kiracı burada kalmak istiyorsa kurallara uymalılar. Kurallar? Alison, insanları kırma konusunda çok hassassın. Bu durumlara düşme sebebin de işte bu. Seni söylediğin kadar iyi bir adamsa zaten bunları söylediğinde anlayışla karşılar. Haklısın. Hadi artık yatağa geri dönelim. Tamam. O sonuncusu muydu? Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Harika. İşte yeni anahtarlar. Harika. Güzel bir gün dilerim. Anahtarcı ha? Sarah beni ikna etti. Ben senin bodrum siirtine ve yukarıya da bir kilit koydurdum, tamam mı? Güzel. Bu iyi mi? Evet, yani evini kalmaları için yabancıları açıyorsan o zaman kesinlikle iyi. Seni kırmaktan çok çekindim aslında. Yani kilitler ve kurallarla demek istiyorum. Hayır, 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 hayır. Sorun değil. Yani kendini korumak zorundasın.
Affedersin. Alo. Bayan Peters, ben dedektif Fitzgerald. Aa, dedektif. Merhaba, her şey yolunda mı? Sizi Brandon Matthews davasında bir şüpheli ele geçirdiğimizi bildirmek için aramıştık. Öyle mi? Bir uyuşturucu bağımlısı serseri. Onun yanında telefonu da bulduk. Yanında çakmak gazıyla birlikte her şeyi. Aa, bu harika bir haber. Ama hala Bay Matthews niye o numaranın size ait olduğunu düşündü bilmiyoruz. Bu adamda ona karşı neler var? Ayıldığı zaman ondan daha fazla bilgi alabileceğimize inanıyoruz. Pekala, benim yardımcı olabileceğim başka bir şey olursa lütfen arayın. Tamam. Tamam, hoşça kalın. Patronumu öldüren adamı yakalamışlar. Ne demek istiyorsun, Michael değil miymiş? Aa, kötü hissediyorum. Ben rahatladım ama... Ben Michael için rahatladım ama bu onu peşini bırakmaz. Nasıl yani? Yani eğer polis onu aradıysa adamı bulana kadar onlara yardım etmek için çalışacaktır o beyniyle. Her neyse, ben gidip iş görüşmem için değişsem fena olmayacak. Bu da senin yeni anahtarın. Evet, teşekkür ederim. Belki akşam yemeği beraber yeriz ha? Bana şu online kurallar hakkında yardım eder misin? Tabii ya, bu harika olur, harika olur. Tamam. Tamam. Bunlar çok etkileyici. Münazara sınıfının birincisi. Chase'deki en yüksek bar sınavı puanı. Tüm bildiğim Fairfax'ten kovulduğum ve... Taraflar bu konu hakkında konuşmamak için gizlilik anlaşması imzaladılar. Şimdi, ben gizliliği bozmanı istemem. Ama bana bunu en iyi şekilde nasıl açıklayabilirsin? Bu hayatımda unutmak istediğim bir bölüm. Hmm. Gerçek olan şu ki şirkette bir meslektaşımla ilişkim oldu. Ben kovulmadım. İstifa ettim. Hayatım rezalet bir durumdaydı ve bununla yüzleşmek ve yeniden başlamalıydım. Ben hukuku seviyorum Bay Crowder. Ve ikinci bir şans elde edebilmek için her şeyi yapabilirim. Dürüstlüğünüz çok asil Bayan Peters. Doğruluğunuz gibi. Özür dilerim, seni görmedim. Sorun yok, takma kafana. Peki nasıl gitti? Bence iyi gitti. Güzel. Evet. Senin adına çok mutlu oldum. Şimdilik mutlu olmayalım henüz yani. Tavuklar yumurtlamadı. Senin gibi birini kaçırmaları için aptal olmaları gerek. Dinle. Bu arada patronun için üzüldüm. Polis beni aradı ve neler olduğunu anlattı. Polise adını verdiğim için çok üzgünüm. Hayır. Sen yasal olarak yapman gerekeni yapıyordun. İşte bu yüzden iyi bir avukatsın. Teşekkür ederim. Tavukları saymak istemem ama... yumurtladıklarında seni göreceğim. Sabırsızlanıyorum. Eski günlerdeki gibi olacak. Evet. En kısa zamanda pekala. Görüşürüz. Hoşça kal.
Sana yeterince teşekkür edemedim. Sana çok borçlandım. Böyle olmasa çok kötü. Bunu neden yapıyorsun dostum? Ha? Neden benim peşimdesin? Böyle zeki bir adam için çok aptalca bir soru bu. O sendin değil mi? Onun patronunu sen öldürdün. Sen hiçbir şey unutmazsın değil mi? Lanet olsun. Benden ne istiyorsun? Ondan ne istiyorsun? Ben sadece onu istiyorum. Ve ki birkaç çocuk. Beyaz badanalı çiftler. Ben de senin istediğini istiyorum. Sadece daha fazla istiyorum. James! Çamaşır yıkama günleri de paylaşılıyor. Eğer sadece iki günlüğüne buradalarsa... O zaman sen de saat belirlersin. Tamam. Bir mesaj geldi. Hannah'dan. Hey, merhaba Alison. James beni senin özelliklerin hakkında bilgilendirdi. Lütfen en kısa zamanda CV'ni bana yolla diyor. Bu gerçekten harika Eli. Evet. Ama ya Mike? Akıllıca olanı yap ve uyanı seç. CV dosyanda var mı? Tabii ki. Gönder şunu hadi. Hala yapabiliyorken yap. Tamam. Merhaba Hannah. Yardımın için teşekkür ederim. İşte CV'm. Ekte bulabilirsin. Senden haber bekliyor olacağım. Alison Peters. İşte bu kadar. Ve gitti. İş. Sanırım James geldi. İkinci kata mı çıkıyor? Sen kaç yaşındasın? Yarınki olayımız aynen devam mı? Evet, hala istiyorsan. Tamam, istiyorum. Tamam, iyi eğlenceler. Hikayeli, hoşça kal. Hey! Neler oldu? Çok utandım. Sen iyi misin? Evet, koşuya çıktım ve çok kötü düştüm. Çok canın yanıyor mu? Hayır, iyidir. Hadi, içeri gel. Yaranı temizleyeyim. İşte bu yüzden bir koşu eşin olmalı. Bu bir teklif mi? Sera bunu biraz kıskanabilir. Sizin düzenli koştuğunuzu bilmiyordum. Biz deniyoruz. Şimdilik tek yapabildiğimiz haftada bir kez gibi. Ama yarın sabah koşacağız. Sen de katılmak istersen. Evet, ama bence bir gün dinlensem iyi olacak. Bence de. Sanırım bu en mantıklısı. Biliyor musun, Hannah bunu yapmazdı. Öyle mi? Hayır. Yanında olmam iyi olmuş o zaman. Daha iyisi olamazdı. Morlukları saymazsak. O bana mail attı. Ha, öyle mi? Evet. Ve ben ona CV'mi yolladım. Bu harika. Senin adına çok sevindim. Teşekkür ederim. Akşam benimle yemek yemek istiyor musun? Çok isterim. Tamam. Ben başlıyorum. İşin bitince benimle aşağıda buluş. Tamam. Tamam. Ve şimdi de yemeğin en iyi bölümü. Hindistan cevizli dondurma. Umarım senin diyet programına uyuyordur, ha? Uyuyor. Her zaman böyle disiplinli misindir? Hayır, sana çocukluk resmimi göstersem... ...beni tanımakta zorlanırdın. Gerçekten mi? Çok şişman bir çocuktum. Ve sivilceliydim. Onlar beni çok tipsiz yapmıştı. Bu yüzden mi sen... Hepsi gitti, kilolar, deli gibi çalıştım. Evet. Bunu bilinçsizce yaptım. Ama beni alaylardan kurtardı. Bunları yaşadığın için üzgünüm. Hayır. Hayır. Hiç sorun değil. Bilmiyorum. O yıllar insana şekil veren yıllar olur.
Okul zamanında hatırlıyorum. Bir çocuk benim kağıdımdan kopya çekmişti. Yakalandığı zaman da öğretmeni cevapları ona benim verdiğimi söyledi. Verdin mi? Hayır, vermedim. Buradan da kendini dünyada hakları yenenleri savunmak için hukuka verdiğini anlıyorum. Hayır. Hukuk okumamı babam istemişti ve benim hayır deme gibi bir şansım olmamıştı. Ne yaparsam yapayım yeterli olamıyordum bir türlü. Sanırım bu nedenle Brandon'a katlanamadım. Ya da bu anlamda hiçbir adama. Hayır, hayır. O adam ateşle oynadı ve sonunda yandı. Ne? Yani sadece lafın gelişi diyorum. Onun yanarak öldüğünü sana söylemiş miydim? Hayır, sanmıyorum ama... Demek istediğim, sanırım haberlerde görmüş olmalıyım. Brandon... Matthews. O senin patronun mu? Evet. Ah tanrım. Ah ne kötü bir ölüm şekli. Evet. Ah, bunu niye tamam dediğimi hatırlatsana. Çünkü biz daha disiplinli olmaya çalışıyoruz. Aşk çocuğu nasıl? Ne? Onunla birlikte oldun mu? Hayır, henüz değil. Bu sadece ne şeydi. Var? Sadece tuhaf bir şey söyledi. Ne söyledi? Sen ona Brandon'ın yanarak öldüğünden bahsettin mi hiç? Bunu ona niye söyleyeyim ki? O haberlerde gördüğünü söyledi ama sonra ben internete baktığımda olayla ilgili hiçbir şey yoktu. Ha. Bak ne diyeceğim. Bence sen korkuyorsun. Neden korkuyorum? Neden mi? Hisler, iletişim... Tamam Eli, bunu anlıyorum. Bir süredir senin hoşlandığın ilk adam. Muhtemelen korkacak bir takım şeyler bulursun. Bu arada yeni kurallar nasıl gidiyor? Muhteşem. O bunların en baştan beri olması gerektiğini söyledi. Tamam şey, o zaman sadece tadını çıkar, anı yaşa. Hı? İyi adam lafının üstüne gelir. Merhaba. Merhaba. Hanımlar. Nasıl hissediyorsun? Evet, hala biraz hassas. Ama iyileşmeyecek bir şey değil. Hı-hı. Koşu nasıldı? İyi hissettiriyor değil mi? Verdiğim en kötü karardı. Evet. Hukuk firması arıyor. Hadi açsana. Hoparlörü aç. Tamam. Alison Peters. Alison, ben Cameron Crowder. Uygunsuz bir zamanda mı aradım? Hayır. Aramanıza sevindim. İlk önce dinle. Şunu aradan çıkaralım. Şirkete katılmadan çok mutlu olacağız. Öyle mi? Senin dürüstlüğün ve özgeçmişin tanıtımını yapıyor zaten. Haftaya başlamanı istiyorum. Buna bayılırım. Harika, harika. İkinci olarak Michael'dan bu ara haber aldın mı? Michael mı? Hayır. Biz de alamadık. Dünden beri yok. Telefonları açmamak pek onun tarzı değil. Biliyor musunuz, ona akşam bir mesaj atmıştım ve bana da hiç geri dönüş yapmadı. Henüz saat erken, eminim bir yerlerden çıkacaktır. Evet. Eminim çıkar. Haftaya görüşürüz. Evet. Çok teşekkür ederim Bay Crowder. Takıma katılacağım için heyecanlıyım. Aramıza hoş geldin. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kalın. Eli, bu harika. Bu harika. Lütfen ona benim hakkımda da bir şeyler söyle. Lütfen. Söylemedim ama söyleyeceğim. Tamam. Tebrik ederim. Hey, ne oldu? Niye mutlu görünmüyorsun? Sadece umarım Michael iyidir. Eminim iyidir. Baksana, bu akşam bunu kutlayalım. Yemek yiyelim mi? Hadi ama. Buna bayılırım. Tamam. İkiniz de olduğunuz takdirde. Hayır, ben üçüncü teker olmak istemiyorum. Yani lütfen yapma. Belki de seni daha iyi tanımalıyım değil mi? Evet. Harika olur. O zaman. Tamam, evet, tamam. Harika. Tamam. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Sonra bir şeyler içeriz. Merhaba, Michael Hammond'a ulaştınız. Lütfen mesaj bırakın. Merhaba Michael, ben Alison. Bak, seni birkaç kez aradım ve seninle karşılıklı konuşmak istiyordum. Beni açılışa getirdiğin için teşekkür etmek istedim. Bu arada Cameron aradı ve görünüşe göre... Beni takıma alıyor. Her neyse, benim evde bir kutlama yemeği yapıyoruz. Eğer uğrayabilirsen çok sevinirim. Umarım sen iyisin. Kapı açık. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Her şey yolunda mı? James burada mı?
Hayır, o aşağıda. Neler oluyor? Tamam Eli, üzülme ama, tamam mı? Ne? Ben... Merhaba. Merhaba. Bunları getirmen gerekmez. Hayır, yardım etmekten mutluyum. Michael'dan haber alabildin mi? Hayır, ona bir türlü ulaşamadım. Bakalım kim üçüncü teker olacak. Pekala, başlayalım mı? Evet. Tabii. Teşekkür ederim. Bu çok lezzetli bu arada. Hepimizin bir arada olmasından dolayı mutluyum. Eli bana eşinin bir avukat olduğunu söyledi. Eski eşim. Evet. Affedersin, eski eşin. Hangi firma? Letner ve ortakları. Hiç duymamıştım. Butik bir şirket. Anladım. Ve ailen hala... Minnesota, Minneapolis tam olarak. Lily için biraz zor oldu. Ama o güçlü bir kızdır. Sesi çok tatlı geliyor. Yani ben konuşmadım ama... James konuşurken duymuştum. O benim her şeyim. Evet, o kesinlikle çok tatlı. Daha çok annesine benziyor. Affedersin? Profil fotonda görmüştüm de. Neden profil fotosuna baktın ki? Ev kurallarını belirlerken senin profiline girmiştik, öyle değil mi? Doğru. Evet. Onlar çok benzerler, evet. Biraz daha içer misiniz? Evet, lütfen. Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Dolu bir kadeh isterim. Alayım. Teşekkür ederim. Evet. Peki ya siz ikiniz? Siz aynı okulda falan mıydınız? Evet. Biz üçüncü sınıftaydık ve aynı otobüse biniyorduk. Bu çok hoş. Peki ayrılalı ne kadar oldu? Sera, yeter. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne? Karısı konusunda açık değil mi James? Bir ay olmak üzere. Bir ay mı? Resmi olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Profiline baktığımda son 6 aydır ülkenin değişik yerlerinde ev kiraladığını gördüm James. Bu biraz tuhaf. Sera. Ona sorsana. Benim bir ilişkim olduğunu mu düşünüyorsun? Var mıydı? Hayır. Hannah ve ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorduk. Ve ben de ülkenin her yerine yeni bir iş için gidip geliyordum. Sera, sanırım senin örümcek adam hislerin bu gece biraz fazla ileriye gitti. Affedersiniz, lavaboya gitmem gerek. Çok özür dilerim. Ona neler oldu bilmiyorum. Gerçekten. Hiç sorun değil. O seni korumaya çalışıyor belli ki. Evet. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de burada olduğun için mutluyum. O iyi mi? Evet. Aracı birazdan burada olur. Dinle. Senin için bir şeyim var. Öyle mi? Evet, evet. Bu biraz senin yeni işini kutlamak için. Beğendin mi? Buna bayıldım. Gerçekten mi? Evet, teşekkür ederim. Takabilir miyim? Evet, elbette. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Araba geldi. Bana yardım edin. Evet, elbette. Hadi bakalım, araba geldi. Yatağa gitme zamanı. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Şu an iyi geceler zamanı. Evet, tuttum. Evet, hallettim. Dikkatli sür dostum. İyi geceler. Seni seviyorum Eli. Seni seviyorum. Hareketli bir geceydi. Merhaba. Merhaba.
Çok hasta hissediyorum sen. James'in aile fotoğrafıyla ilgili komik bir şey daha var. O çalıntı bir fotoğraf. Kendi yüzünü eklemiş. Evden çıkarmalısın. Kiracı profili. Yardım et. Biri içeri girmeye çalışıyor. Yardım et. Sera. Dedektif Fitzgerald. Ben Alison Peters. Yardımınıza ihtiyacım var. Merhaba, ben Sera. Lütfen beni açma. Sera, bu senin üçüncü arayışım. Neredesin? Lütfen beni ara. Daha ne dememi istiyorsunuz bilmiyorum Bayan Peters. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Mesajı gördünüz. Bu bir haneye tecavüz ve gece 3'te olmuş. Tek bildiğimiz rastgele bir olay olmuş olabileceği. Fitzgerald, şuna bir baksana. Bu Michael'ın telefonu. Michael Hamilton mı? Evet, o 2 gündür ortada yok. Son iletişim. Sarah Williams'tan Michael Hamilton'a dün gece. Alison ve beni rahat bırak. O sizin şirketinizi istemiyor. O benim. Hayır. Sarah bunu asla söylemez. Peki kim söyler? Hislerim asla yanılmaz. Kalmak istediğimi söylediğimde yüzündeki ifadeyi gördün mü? Kimdi o? O anda ben orada olmadığım için şanslıymış. Hey! 2 kez üst kata geldi. Evde olmadığında neler yapıyor acaba evde? Merhaba, ben Sera. Lütfen mesaj bırakın. Sera, lütfen beni ara. Beni aramana ihtiyacım var. Senin hakkında endişeleniyorum. Neredesin? Çok sadık bir arkadaşın var. Bu hoş olmalı ha? Sera, şu telefonu açabilir misin? İş yerine gittim, spor salonuna gittim. Evine tekrar baktım. Senin için gerçekten endişeleniyorum Sera. James. Kuralları boş ver. Merhaba. James. Merhaba. Burada olmamam gerekiyordu.
Sevi harika görünüyor. Şirketteki ortaklar Sevi'ne detaylı olarak bakacaklar. En iyi dileklerim de Henry Brower, Mackenzie, Nettler ve ortakları. 555-74-26. Hena'nın telefon numarası. Tamam. Alo? Hena Brower'la mı görüşüyorum? Ben onun kız kardeşiyim. Siz kimsiniz? Ben Alison Peters. Sizi tanıyor muyum? Ben James'in bodrumunu kiraladığı ev sahibiyim. Aman tanrım. Bunu tekrar yapıyor. Ne? O sizin olduğunu sandığınız kişi değil. Telefonu kapatıp derhal polisi aramanızı gerekiyor. Ne? Ah! Merak etme, seni buradan çıkaracağım. Bu ev kurallarına aykırı değil mi? Sen ne yapıyorsun James? Aşağı gelmemiş olmanı dilerdim Alison. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedin mi? Hayır. Yani orada Sarah'ı ve bu tarafta bilgisayarımı görmedin. Bu doğru mu? Onları sen mi öldürdün? Sen Hena'nın kız kardeşiyle konuştun değil mi? Sanırım seni o doldurdu. Ama ben seni onlarla konuşurken duydum. Bundan emin misin peki? Merhaba tatlım. Bu harika. Ben de seni görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi anneni telefona ver, olur mu? Yani Hena'dan gelen tüm o mailler gerçek değil miydi? Ben sadece her şeyi bizim için ayarlamaya çalışıyorum. Ve gerçekten bugün bunu takmanı umuyordum. Yatağa gitmek için onu çıkardım. Sen benim odama mı girdin? Sen benimkine geldin ama değil mi? Ama o bir hataydı. Bu her zaman aynı. Her zaman aynı. Buraya gel. Bırak beni. Bırak beni gideyim. Hadi. Hadi. Lütfen. Alison. Hadi. Alison. Aşağıda bir şeyler gördüğünü biliyorum. Ama eğer bu konuda konuşabilirsek hepsi açıklanabilir. Sana söz veriyorum. Yaptığım her şey senin içindi. Bir şeyler aldım. Tek istediğim biraz sevgiydi. Şimdi ise sessizleşiyor değil mi? Karanlık. Thank you.
Bakın kimler kendine gelmiş. Biliyor musun, Hena da çiçekleri severdi. Onlar onun özel yeriydi. Tabii beni onlara yaklaştırmazdı. O tarz kırılgan şeylerde bana güvenmezdi. Bu ironik ha? İnsanlar ve sınırları. Başkalarıyla beraber olma konusunda sınırları yoktu. O sınırları geçmekte sorun yoktu, değil mi? Hala onun cesedini bulamadılar. Bu beni hiç şaşırtmadı. Bazen yüzeyin altında nelerin yattığını bilmek insanları şaşırtabilir. Bunu bilmen gerekirdi. Hazır mısın? Toprağın suratına gelmesinden 8 dakika sonra insanın boğulduğunu okumuştum. Bir yıla kadar kurtçuklar vücudunu kaplayacaklar ve sonra geriye hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten her şeyin daha farklı olmasını dilerdim. Evet. Bunu yapma. Sen bunu hak etmedin. Ne? Senin kötü şeyler yapmış olman beni ilgilendirmiyor. Ben de kötülük yaptım. Bu sorun değil. Umurumda değil. Hepimiz kötü şeyler yapıyoruz. Seviyorum canım. Son durum onun eyalet içinde 7 farklı cinayet olayıyla da ilişkili olduğunu gösteriyor. Kaçmayı başarabilen ilk kişi sensin. Ona güvendiğime inanamıyorum. Evet, insan doğası hala neyse o. Doğru olmadığını anlayana kadar doğru olduğunu düşündüğümüz şeye inanıyoruz. Bunun hakkında konuşabilecek durumda olmana sevindim. Crowder ve ortakları. Crowder ve ortakları, buyurun lütfen. Bir saniye bekleyin. Miller ikinci hatta. Mesaj alabilir misin? Hey, öğle yemeğine çıkmak ister misin? Ben çok açım. Meksika yemeği istiyorum. Oh, si, por favor. Pekala. Biliyor musun, sana yeni müşterimin çalışması çok rahat biri olduğunu söyleyecek. Çünkü onun yanında sen varsın. Yanında olduğun için ben çok şanslıyım. En iyiler her zaman. Bunu biliyorsun. Alt katta çalışan yakışıklı adamı gördün mü? Evet, tıpkı bir bodrum süiti kiralayacak kadar hoş. Ellie. Çok komik. Tamam. Çok erken. Çok erken. Tamam.